Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün çam kozalığından çam ağacı, kar yağmış çam ağacı yapacağım. Daha önce küçük bir şey başlayayım dedim. Fakat yeşile boyadım. Altı zemini kahverengi olduğu için hiç belli olmadı. Dolayısıyla tekrardan beyaza boyayıp ondan sonra şu iç kısımlarına yeşil süreceğim. Buralarını beyaz yapacağım. Ve çam ağacı olacak. Aslında şöyle yapıştırıp bir tabağa bunlardan birkaç tane var bahçeden aldım. Böyle çam ağaçları olan bir orman küçük böyle bir tabak içinde yapmak istiyorum. Ne derece başarılı olurum bilmiyorum. Daha önceki boyalarımdan kalma beyaz boyam. Burada kedim orada yatıyor. Yeşil boyam var, beyaz boyam var. Bir de fırçalarım var. Bu fırçalarla yapacağım. Evet. Gerekirse bir iki damla su katabiliriz. Yapalım bakalım nasıl olacak. Ben de bilmiyorum. Merak ediyorum. Evet. Telefonla kayıt yaptığım için telefonu bir yere yasladım. Şöyle tabağa biraz beyaz boya döktüm. Fırçama şöyle biraz yedirdikten sonra gördüğünüz kozalar gelişi güzel. Aralarına fırçamın gireceği şekilde boyuyorum. Ulaşamadığı yere de böyle vurarak bu şekilde her yerine yedirmek niyetim var. Yani yeşil boyanın rengini belli etsin diye yapıyorum bunu. Çünkü zemin kahverengi olunca yeşil boya kendini hiç belli etmedi. O nedenle şu an bütün içlerini, kozalağın içlerini de şu iç kısımlarını da mümkün mertebe yapacağım. Olmayanı da zaten şu fırça yardımıyla yapacağım. Şöyle aralarına soka soka böyle gördüğünüz gibi. Boyayacağım. Evet. Şimdi ben bunu komple beyaza boyayıp bitirdikten sonra tekrar çeker gösteririm. Şurada gördüğünüz şuraları iç kahverengi mesela şurası gibi. Buraları içeriye bakan kısımları bu iç kısımları da mümkün mertebe girerek yavaş yavaş beyazlaştırıyorum. Evet, iç kısımlarında küçük fırça yardımıyla gireceğiz. Ve beyazlaştıracağız. Beyaz boyayacağız yani. Evet, şuralara her bir araya girerek, buradan içlere girerek buraları beyaz yapacağız. Evet, şu anda yaptım. Beyazları bitti. İyice içlerine girebilmesi için daha ince fırça kullanmak gerekiyor ve biraz da boyayı sulandırmak gerekiyor. Daha güzel sürülüyor. Aralara daha güzel giriyor. Evet. Çok ince fırçam olmadığı için tam diplere kadar inemedim. Ama yine de ben yapmak istediğimde amacıma ulaşabileceğim. Sorun değil. Bunu yaptım. Bu aslında yeşil. Fakat alt zemin dediğim gibi kahverengi olduğu için
Yeşili belli olmadı. Neyse onun kenarlarına kar yaptık. Dolayısıyla o yüzden zemini beyaz yaptım. Şimdi bir en az 3 saat kuruması gerekiyor. Veya yarın buralara yeşil süreceğim. Bakın hala kurumamış. Boya elime şey yaptı, geldi. Şuralarına yeşil süreceğim. İç kısımlarına, bütün iç kısımlarına yeşil süreceğim. Ve bu uçlar, şuralar beyaz kalacak. Olmazsa pat pat süngerle, pın pın süngerle böyle pıt 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 vururum. Böylece çam ağacı görüntüsü olacak. Çam ağacına kar yağmış gibi olacak. Şimdi bekletelim bakalım. Daha sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Kozalaklar dik durmadığı için şu anda. Şuraya biraz yeşil sulandırılmış hafif boya döktüm. Çünkü biraz rengini de açmak için ve şu gördüğünüz oluklara girdim. Şu anda girersem yıkılacak. O yüzden girmiyorum. Her bir oluğa şöyle koyayım telefonu. Burada koyma aparatım var. Şöyle yaptım. Bu çam bazı yerlere büyük geliyor. Burada tabağıma biraz yeşil boya sürdüm. Hafif de sulandırdım dediğim gibi. Şu şekilde yaptım. Olay budur. Arkadaşlar şöyle dursun. Durursa işin kötüsü durmuyor değil mi? Tabi onları yapıştırıp edip bir cam tabağı da beyaza boyayıp üstlerine yapıştırmayı düşünüyorum. Şimdi elime alayım. Evet bu oluklara girip yeşilleri sürdük. Böylece kar yağmış izlenimi verdik. Tabi şuralar tekrar beyaza boyanacak. Bu kenarlar bittiği zaman yani yeşiller iç kısımda kalacak. Hani kar kenarlarına yağmış içinde yeşiller gözüküyor şeklinde olacak. Yeşil rengini belli etsin diye bu arada beyaza boyadığımı tekrar hatırlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz pım pım fırçayla şöyle yaparak o kar şeyini kar yağmış gibi göstermeyi benzetiyoruz. Haliyle yeşil boyayınca şu uçlar filan yeşil olmuştu. Mesela şurada görüyorsunuz beyazı boyayınca uçlar da beyaz oldu. Vallahi güzel oldu. Kar görüntüsünü vermeye başladı. Çekerken yapmak zor. Haliyle ekipmanım da yok benim öyle. İşte bir şeyler. Triporter bilmem ne gibi şeyler. Oldukça acemice çekiyorum. Telefonla çekiyorum. Görüyorsunuz değil mi? Bence güzel oldu. Şunu da hafiften yeşerttim. Fakat bunun hiç beyaz boyanmadığı için bakın rengi siyah duruyor. Yani şuraları da beyazlaştırabiliriz. Çok önemli değil. Atlar yapışacak zaten. Şöyle görünen yerleri olsun kafi. Evet. Bunun daha bitmedi. Şöyle ki şu atlarda var. Bakın. Bu kar olayını yapınca çok güzel oldu. Şimdi böyle kozalakları
bazı marka mağazalar. Tabi onlar eli boyaması mı yoksa fabrika işi mi bilemiyorum. Bunları satıyorlar yapıp çok da pahalı bir fiyata sattıklarını söyleyebilirim. Evet, ben yapayım. Bitirdikten sonra gösteririm. Evet arkadaşlar, bitmiş ve bitmemiş arasındaki fark. Biliyorsunuz zemini beyaza boyadım. Sonra yeşile boyadım. Şimdi de böyle şu şekil, içine de girebilir, hiç önemli değil. Çünkü kar yapıyoruz ya. İkisinin arasındaki fark çok bariz. Küçüğü de yaptım. Bu küçüğü de yaptım. İçlerine doğru girdim. Lapa lapa kar yağıyor gibi. Nasıl yeşili korkusuzca aralara soktuysak bunu da biraz sokabiliriz yani. Çok şey değil. Hemen şöyle gösteriyorum. Bunu belki fırçayla da yaparsınız. Ben pum pum fırçam olduğu için pompon süngerim daha doğrusu olduğu için onu yapıyorum. Evet. Şöyle çevireyim. Çok basit bir işlem. Biraz kuruduktan sonra hemen girdik. Kabarık falan olması önemli değil. Zaten kar yağış izlenimi verdiğimiz için biraz böyle boyamız tırtıklı mırtıklı olsun, önemli değil. Evet. Evet, şu anda diğer bunlar yapılmamış kozalaklar. Kaç tane daha yaptım? 1, 2, 3, 4, 5 tane falan daha yaptım. Şu oluklarına yeşil sürüyorum. Yani şöyle işte sürüyorum, daha önce göstermiştim. Tabii benim fırçam bayağı bir bozuldu. Ama çıkıp şu anda fırça arayamayacağım. Dolayısıyla bununla bu şekilde yapacağım, devam edeceğim. Birkaç tane ince fırçayla işe girerseniz iyi olur. Ben evdekiyle girdim. Ve bazı kozalaklar ince olduğu için ince olacak. Şunlar açık kozalak değil. Bu açık olmayan kozalakları da önce beyaza, sonra yeşilimi sulandırarak, koyu bir yeşil, yeşil iyice sulandırarak şöyle bir geçtim. Yine bu fırçayla geçtim. Sonra da üzerine daha önce gösterdiğim gibi pıt pıt süngerle beyaza batırıp pıt 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 vuracağım. Orada da bir pıt pıt süngerim var. Evet. Bu kapalıları nasıl yapıyorum? Şöyle hafiften dokundurarak yapacağız arkadaşlar. Kapalı olduğu için çok bastırırsak her yeri kapanır. Her yeri kapanmasın. İşte böyle. Evet, şimdi kalan beyazımla da eski cam suplaları boyuyorum. Tabii bugün bir kat yapacağım. Bu hibrit, yani cam da boyuyor, hibrit olan boyalar. Bir gün beklemek gerekiyor yalnız. İkinci katı vurmak için. Yani kaç kat gerekir bilmiyorum. 4-5 kat gerekebilir. Sabır işi. Orada bir tane yaptım. Ön tarafını yaptım. Arkasını yaptım. Ön tarafı biraz kurudu. Evet. Zaten üst üste boyanmıyor. Çünkü görüyorsunuz fırça izi oluyor. Boyadığınız yerler tekrar açılabiliyor. Bu biraz kuruduğu zaman arkasını da yapacağım. Ondan sonra bekleyeceğim. Artık bitirme aşamasını çekerim. Evet, bittiği zaman beyaz boyadığım suplalara bu şekilde dizmeyi düşünüyorum.
Tabii daha düzenli dizebilirim. Şu anda bu şekilde oldu. Suplalar bittiğinde ona dizeceğim. Tabii tümsek falan yapılabilir. Kar koyulabilir. Beyaz veya gümüş sim atılabilir. Evet sevgili arkadaşlar, nihayet amacımızın ucuna da varmışken diyelim. Çam o küçük ormanım bitti. Bu iyice açılanları çok sevdim. Yani yumuklardan, bu yumukları da nasıl olur diye düşünürken onlar da çok harika oldu. Dizerken, suplama dizerken eğimlerine göre dizdim. Yani mesela şunun daldan çıkış eğimi var. Böyle olunca öyle yıkılma tehlikesi olmuyor. Bunun da hepsini eğimine göre dizdim. Tekrar göstereyim. Bakın eğim var. Şöyle yani düz durmuyor. Şöyle duruyor. Madem öyle duruyorsun al öyle dur diye koyduk. Evet. Sevgili dostlar küçük orman yaptım. Siz bunu istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Aslında bunun işi bitmedi. Çünkü supla belki bir iki kat daha boyanmak istiyor. Onun dışında isterseniz üstünü simleyebilirsiniz. İsterseniz beyaz bir ince iplikle sarabilirsiniz. Ben hiçbir şey yapmadım. Bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. Canlı hali çok güzel. Yani şu anda ne kadar yansıyor bilmiyorum. Markette satılan karlardan alıp sıkabilirsiniz. Ama zamanla kirlenir falan mı bilmiyorum. Bu açık olanları çok sevdim. Bu yumuk olanları çok sevdim. Bu küçük zaten Bebeto. Evet. Dediğim gibi işi bitmedi. Suplamı daha boyayacağım ve bir kaç gün ara verdikten sonra üst üste 2 gün ayrı ayrı vernik yapacağım. Hibrit boya kullandım. Boyalardan bahsetmedim. Bunlar multisurfeş boyaları, hibrit boyaları. Yani ahşap boyamayla ilgili olan boyalarla boyanıyor. Kendim biliyorum ya, herkes biliyor gibi başında bahsetmedim. Ama dediğim gibi ahşap boyama boyaları bunlar. Ne yaptık? Önce çamları beyaza boyadım. Çünkü bu önce kahverengi yeşil vurduğumda yeşil kendisini belli etmedi. İstediğim gibi olmadı. Siyah durdu. Tekrardan beyaza boyadım komple, sonra tekrar yeşil boyadım, şu aralara fırçayla girdim, daha sonra pat singer fırçayla bütün hepsini dışarıdan patpatladım izlediğiniz gibi ve en son bu hale geldi. Süslemek sizin hayal gücünüze kalmış, nasıl istiyorsanız öyle yapın. Yani gönlüm isterdi ki şuralara yeşil karla karışık çimler olsun veya olmasa da olur. Sonuçta uzaktan bakınca kar yağmış bir orman görüntüsünü veriyor değil mi? Dediğim gibi süslemek. Bundan sonrası size kaldı arkadaşlar. Ben bu şekilde kullanırım. Eksiklerini gideririm. Yani bütün her şeyi bitirdikten sonra paylaşsam çok zaman geçerdi. Çünkü hani birkaç gündür uğraşıyorum. Ben de sıkıldım. Bir an önce neticeye varmak istedim. O yüzden de hemen sizlere paylaştım. Paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar. Evde birçok şeyimi boyadım. Şu gördüğünüz sehpadan tutun da. Avizelerimi de pembeye boyadım. Evi de kendimiz boyadık. Yani boya yapmayı, küçük şeyleri boyamayı seviyorum. Daha çok zahmetli olanları onca değil ama neticede güzel bir şey ortaya çıkıyor. Herkese iyi günler diliyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın. Bu arada bitirmişken küçük bir çekim daha yapmak istiyorum. Bunları çekim göstermek için bu şekilde çektim. Yoksa tek tek kurumaları için böyle dizeceğim. Anneciğim çekim yapıyorum. Sen yani şimdi oldu mu yani? Hı, sarı oğlum. Kurumaları için böyle ayrı ayrı koyacağım. Çünkü çıt pıt olacağı için atıyorlar. Mesela bakın atmış. Suplanın işi bitmedi zaten. Suplanın şöyle söyleyeyim. Suplanın işi
gitmeden koyduğumuz için bakın o da küçük çizikler, delikler oluşmuş. Göstermek için yaptım. Suplam iki kat daha boyanacak. İki gün ara vereceğim ve iki ayrı gün vernik yapacağım. Tabii onları da tekrar rötuşlayıp onları da vernik yapacağım. Böylelikle uzun ömürlü olacak. 21 gün bir süresi var. Aslında tokuşmadan sabrederseniz vernikten sonra 21 gün kuruyor. 21 günde kuruyor ama ben tahmin ediyorum sık sık yer değiştirilip tokuşulursa şey olur, atar, korursunuz, tekrar rötuş yaparsınız. Çok önemli değil gerçi. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi işlerde, başka işlerde görüşmek üzere. Son bir anekdotla karşınızdayım. Bu arada rötuşlarımı yaptım. Atan yerleri bununla kapattım. Aklıma geldi. Beyaz oyun hamuru olur mu bilmiyorum. Denemek lazım. Beyaz oyun hamuru veya böyle beyaz alçı tarzı bir şeyle. Yumuşak alçı ama öyle şey değil. Hani sonradan tabii ki donacak. Bir ara elmel yapıyorlardı insanlar. Ellerini çıkartıyorlardı. Çok modaydı. Onun gibi şeylerle sabitleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu arada aklınıza gelen eksik anlattığım şeyler olabilir. Yorum kısmında bana sorabilirsiniz. Lapa lapa kar görüntüsünü vermek için bazılarının içine böyle girmeyi unutmuşum. Onları gördüm. Onları da rötuşladım. Ben yaptım. İyi günlerde kullanmak nasip olsun. Sizler de çekinmeden yapın. Ben bunun dersini, kursunu görmedim ama birçok şeylerimi evde boyamışımdır. Şu gördüğünüz sandalyelerden tutun da mobilyalara kadar, masaya kadar her şeyi boyadım. Sadece cesaretli olmak yeterli. Dediğim gibi yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.